Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda ısırgan gübresini nasıl yapacağımız konusunda biraz bilgi edinmeye çalışalım. Ancak bu video sıradan bir ısırgan gübresi yapımının çok ötesinde bir takım bilgiler vermeye çalıştı. Çünkü işlem basit. Isırganları topluyorsunuz, suyun içerisine koyuyorsunuz, süzüyorsunuz, kullanıyorsunuz. Yani bunu anlatabilmek çok kolay. Ancak burada bazı püf noktaları var ki tamamen işleminizin içerisinde hatalara sevk edebilecek, sizi yanlışa sürükleyebilecek hatalar. Mesela ısırgan gübresi yaparken ağzını kapayalım. Isırganları suyun içerisinde çürütelim mi? Veyahut da ısırganları suya koyduğumuz zaman ne kadar süre bu suyun içerisinde kalması gerekir? Gibi soruları mümkün olduğunca detaylarına kadar cevaplamaya çalıştık. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Her dakikasında ısırganla ilgili veya daha geniş olarak bitkisel sıvı gübrelerin yapımlarıyla ilgili temel bir takım bilgiler bulabilme şansınız var. Şimdi ısırgan gübremizi nasıl yapacağız ve yapım sırasında dikkat etmemiz gereken püf noktaları neler, onları bir görelim isterseniz. Şimdi oranları ne? Elimizde bir 10 litre suyumuz var. Yaklaşık 1 kilo civarında da ısırganımız var. Bu ısırganlar tohuma kalkmamış, körpe uçlardan topladığımız ısırganlar. Tohuma kalkmış ısırganları mümkün olduğunca kullanmayın. Çünkü tohum yapmak için bütün içerisindeki azotu tohuma yönlendireceği için istediğimiz sonuçları elde etme konusunda biraz sıkıntı çekebiliriz. Bunun için biraz daha körpeleri toplamakta fayda var. Bu arada ben bütün videoların altında detaylı bir şekilde açıklama yazıyorum. Lütfen okuyun. Burada veremediğim bir takım bilgiler, bazen unutuyorum, bazen aklıma gelmiyor. Yani bir metin üzerinden ben bunları anlatmıyorum. Tamamen bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Onun için eksik kalan bir takım yerler olduğunu fark ettiğimde mutlaka ve mutlaka açıklama kısmında bunu değerlendirmeye alıyorum ve orada o bilgiyi vermeye çalışıyorum. Tamamen bir tamamlayıcı oluyor bu açıklama. Bölümleri lütfen o açıklama bölümlerinde okursanız iyi olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı da lütfen ve lütfen unutmayın. Kullandığımız suyun bir kere klorsuz olması çok önemli. İkincisi de kaynama derecesinde olmasa bile sıcak diyebileceğimiz derecede bir su kullanırsak iyi olur. Çünkü gazlar soğuk suda çok daha hızlı çözünürler ve ortamdan uzaklaşırlar. Sıcak suda çok daha ağır bir şekilde çözünürler. Azot da bir gaz olduğu için mümkün olduğunca fazla azotu ilk etapta kaybetmemek ve suyun içerisine hapsedebilmek için sıcak suyla başlarsak bize bir artı sağlar. Ne yapıyoruz? Ya aslında basit bir konu. Ben bunu çok fazla video olarak çekip de anlatmak niyetinde bile değildim. Ancak ortalıkta bu ısırganla ilgili o kadar çok yanlış bilgi dönüyor ki yani doğru yapayım derken mutlaka mutlaka yanlış bir şeyler yapıyoruz. Mesela evet bir koku yapıyor mu? Yapıyor. Buna katlanmak zorundasınız. Bir bahçeniz varsa uzak bir noktada tutabilirsiniz. Balkonunuz varsa mümkün olduğunca ağzını çok böyle açık kalabilecek bir şekilde kapatabilirsiniz. Ama tamamen ağzını kapatmak doğru bir işlem değil. Nedeni de şudur. İki nedeni var. Birinci nedeni kapalı bir ortamda fermantasyona başladığınız zaman oksijensiz ortamda çalışan mikroorganizmalar devreye girip fermantasyonu başlatacağı için bunlar karbondioksit salacaklar. Ağzı kapalı bir ortamda karbondioksiti deşarj edemediğimiz için bu suyun içerisinde suyla birlikte temas ederek karbondioksitin polarlılığının fazla olmasından dolayı suyun içerisinde çözünecek ve karbonatlı su oluşturacak. Kullandığımız ister sentetik olsun ister doğal olsun bütün bitki besin maddeleri tuzdur ve toprak asitliğini yükseltir. Karbonatlı su da ekstra bu gübre yaptığımız zaman oluşturduğumuz asitliğin yükselmesine artı bir kazanç sağlayacak. Gereksiz bir şekilde toprağımızı daha fazla asitlendirmeye başlayacağız. Bunun için ağzı kapalı olarak bu tarz, sadece ısırgan gübresinden bahsetmiyorum, hiçbir sıvı gübre yapımı ağzı kapalı olarak yapılmaz. İkinci nedeni, dediğimiz gibi yine ağzı kapalı bir ortamda oksijensiz fermantasyon başlayacağı için burada patojenlerin ortama hakim olma riskleri her zaman için var. Bu nedenle bu riski
almanın çok da fazla bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Ve sadece kokuyor diye tamamen ağzını kapatarak ısırgan veya herhangi bir sıvı gübre yapımı yapılmaz. Bununla birlikte yapılan hatalardan en büyüğü aslında özellikle bu bitki bazlı, yani sıvı gübre yapımları genelde bitki bazlı üzerinde yapıyoruz. Bu bitki bazlı sıvı gübre yapımlarında tamamen içerisine koyduğumuz bitkilerin çürümesini bekliyorlar. Çürümesini beklerseniz yanlış yaparsınız. Bitkisel sıvı gübreleri tamamı ortam sıcaklığına göre 8 ila işte 12-13 en fazla maksimum 14 gün içerisinde, o da ortamın sıcaklığına göre işlem bitecektir. Bundan daha uzun süre tutmak yanlış. Bitkilerin çürümesini beklemek yanlış. Şimdi bitkileri çürüttüğümüz zaman ne oluyor? Kürsek içerisindeki bitki besin maddelerini çok daha fazla almaz mıyız gibi sorular kafamızda canlanabilir. Şimdi birincisi içerisindeki etken maddeler ikiye ayrılıyor. Biri suda çözülebilir maddeler, biri suda çözülmeyen maddeler. Suda çözülmeyen maddeler zaten bizim bitki besin maddesi olarak kullanabileceğimiz işte karbonhidrat, selüloz, nişasta gibi ürünlerdir. Çok bizi ilgilendirmiyor. Bizim için önemli olan bunun içerisindeki ısırgan otu özelinde konuşursak bizim için önemli olan burada azot. Bu azotun da çıkması en kötü ihtimal soğuk bir yerde yapıyorsanız 12-13 gündür. Çok fazla bitik bunu çürüttüğümüz zaman bir esprisi yok. Zaten azotu almış olacağız. Geriye kalan bizim için çok da bitki besin maddesi olarak değerlendirmeyeceğimiz kısmıdır. Bunlar da varsın kalsın. Şimdi sadece bununla bitmiyor. İkinci sıkıntımız da şu. Çok daha uzun süre suyun içerisinde bitkileri bekletirseniz bitkileri çürümeye başlayacak olan saporit bakteriler organik maddeleri inorganik maddeye çevirir. Şimdi biz besin maddesi üretmekteki mantığımız ne? Hızlıca bunun içerisindeki besin maddesini alarak toprağa verip toprağın içerisinde bitkinin kullanabileceği formda olduğu için hızlıca bitkinin içerisine çekmesini bekliyoruz. Ancak bu nasıl oluyor? Organik olduğu zaman oluyor. Yani tekrardan mikroorganizmaların toprak içerisinde herhangi bir muamelesine gerek duymuyor. Ancak biz bunu çürütmeye başladığımız zaman devreye giren bakteriler bu organik bitki besin maddelerini inorganik besin maddelerine çeviriyor. Onun için tekrardan söyleyelim, sadece ısırgandan değil bütün bitkilerden yaptığımız gübreler, sıvı gübreler en fazla 12-13 gün suyun içerisinde bekletilir ve çok iyi bir şekilde süzülür. Çok iyi bir şekilde süzülmesi lazım. Hatta süzülme işlemini bu kadın çorapları var. Onlarla yaparsanız çok daha iyi olur. En ufak zerresi kadar bunun içerisinde, yani süzdüğümüz sıvı besin içerisinde kalmaması lazım. Çünkü çok hızlı bir şekilde bozulur. Gerekirse biz bu ısırganı sezonun başında işte 100 litre, 150 litre, 200 litre yapacağız ve bütün sezon kullanmayı düşünüyorsak çok iyi bir şekilde süzmemiz lazım. Ama belli bir oranda yaptık, hemen kullanacağız. O zaman çok fazla üzerine durmanıza gerek yok. Ancak bunu depolayacağım, bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra kullanacağım diyorsanız mutlaka ve mutlaka çok iyi bir şekilde süzmeniz gerekir. Yapımına geçersek dediğimiz gibi sıcak, çok da öyle kaynar suya ihtiyacımız yok. 10 litre suyumuzu koyduk. Ağzı açık. Plastik, metal olmasın. Metal hiçbir kapla bitkisel gübreler yapmaya çalışmayın. Plastik olursa idealdir. Ağzı açık olacak. İsterseniz bir türle bunun üzerini kapatabilirsiniz. Herhangi bir zararlı bir böceğin gelip burada yumurtlamasını engellemek adına. Ama ağzı kesinlikle ve kesinlikle kapalı olmayacak. En azından kokusunu çok fazlası rahatsız ediyorsa çok az biraz açık bir yer bırakabilip üzerini kapatabilirsiniz. Ancak tamamen sımsıkı bir şekilde bunun ağzını kapamayın. Ondan sonra bu suyun içerisine ısırganlarımızı isterseniz parçalayın iyice. İyice parçalayıp koyun. İsterseniz bütün koyun. Çok fazla öyle parçalamaya gerek duymayabiliriz.
Hafif de elimi yakmaya başladı. Suyumuzun içerisine koyduk, iyice bastırdık. İsterseniz bunun üzerine hafif böyle bir taş da koyabilirsiniz suyun içerisinde kalsınlar diye. Bunu ortamın sıcaklığına göre 8 ila 12-13 gün arasında bekletin. 2 günde bir delir daim yaparsanız, içerisini karıştırırsanız çok iyi olur. Bunlar köpürmeye başlayacak. Böyle kabarcıklar çıkartmaya başlayacak. İşte bu fermentasyonun başladığını gösterir. Ancak bu kabarcıkların bittiği zaman fermentasyon bitmiştir diye düşünebiliriz. Belki bir gün daha üzerine tutarsanız daha iyi olur. Ancak o kabarcıklar bittiyse fermentasyon da hemen hemen bitmiştir. Ben her zaman söylüyorum, ısırgan otu mucize bir bitkidir. Hem insan sağlığı için çok önemli faydaları vardır. Bununla ilgili bir videom vardı ve kesinlikle ve kesinlikle tek başına yemeyin. Bunun içerisindeki etken maddelerin, vücuda yararlı etken maddelerin medyatörü olan diğer etken maddelerde ebegümecide vardır. Beraber yemesiyle yönelik bir video çekmiştim. Onu da izlerseniz bayağı size faydası olacak. Dediğimiz gibi çok basit ancak etkileri çok fazla olan bir sıvı gübre yapımıdır. Ancak bunun içerisine sadece ısırganı koyup da azot elde etmek çok doğru olmayabilir. Bunun içerisine farklı otlar da koyabilirsiniz. Bir şekilde çeşitlendirerek çok daha kaliteli, çok daha nitelikli bir gübre yapma şansınız olur. Yani her şeyi koyma şansınız var. Bunun içerisine kadife çiçeklerini koyabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, daha önce yaptığımız o mikrobiyel gübrede kullandığımız bütün yabani otları da koyabilirsiniz. Mesela defne yaprakları da koyabilirsiniz. Defne yapraklarından şöyle bir avuç parçalık bunun içerisine koyarsanız bu defne yaprağın içerisindeki bir takım sekonder metabolitler bu dölleyici böcekleri çeken bir takım maddelerdir. Artı böyle de bir yararı size sağlayabilir. Bitki besin maddesi olarak azot ağırlıklı bir gübre olmakla birlikte mesela bu suyu, kullandığımız suyu kül suyundan elde ettiğimiz potasyumlu suyun içerisine koyarsak azot artı potasyum elde etmiş oluruz. Bunun içerisine Epsom salt bir miktar daha sonra koyarsak magnezyum takviyesi de yapmış oluruz. Bunun içerisine mikrobiyel gübre yapmıştık. Çok az bir miktar mikrobiyel gübremiz çıkıyordu. Bu mikrobiyel gübreden bunun içerisine takviye yaparsak bu sefer hem azot hem magnezyum, potasyum, hem laktik asit, fotosentetik bakteri, mayalar, küfler, bütün bizim toprağın içerisinde hem toprağın sağlığına çok faydası olan hem de bitkinin sağlığına çok fazla faydası olan bir takım maddeleri de katmış olursunuz. Bunun için bence biraz bakış açınızı geliştirin ve yaptığınız gübreleri, sadece bunun için demiyorum, bütün gübrelerden bahsediyorum, gübreleri çok daha nitelikli, çok daha böyle toprağın ve bitkinin sağlığını koruyabilecek bir takım ürünler olarak yapma şansınız var. Bir sıvı gübre kokteyli oluşturmak en mantıklısıdır. Bunun için bir sürü alternatifleriniz var. Bu alternatifleri mümkün olduğunca vermeye çalışıyorum. Bunların hepsini bir potanın içerisinde değerlendirirseniz çok daha kaliteli, çok daha nitelikli, çok daha güzel gübreleri elde etme şansınız olur. Şimdi bunu sadece ısırgan gübresi olarak kullanacaksanız eğer, yaklaşık olarak 9 litre suya 1 litre ısırgan suyu koyarsanız, yani yaklaşık %10'luk bir seyreltme elde etmiş olursunuz. Bunu topraktan verme şansınız var. Ama ben yapraktan da vermek istiyorum diyorsanız ki ben hem yapraktan hem topraktan vermenizi tavsiye ederim. Hele ki kokteyl yapıyorsanız mutlaka mutlaka yapraktan verin. Bunu da belki bir 15'te 1 oranına, yani 14 litre suya 1 litre ısırgan suyu koyarak yeni çıkan yaprakların deforme olmasını engelleme adına biraz daha seyrelterek kullanmakta fayda var. Bu yaklaşık olarak 8-10 gün kalacak, 2 günde bir karıştıracağım ve ondan sonra bunu çok iyi bir şekilde süzüp depolama şansım olacak. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizi kimsenin doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.